A101. Şey yaparız, orada içeriz. Tamam. Hadi ben sizi çekiyorum, siz sürün. Hatıra bunları. Arkadaşlar çekmeyelim. Nereden çekeyim arkadaş? Yandan mı çekeyim? Yandan çek. Benim gözümle takılı, kafamda değil ki. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz pedal günlüklerini yakaladık. Haftalardır video atmayan arkadaş. Duyuyorsunuz. Kassız, tencelersiz. Gereken özeni göstermediğiniz için yorum. Biz bisikleti kadrosuyla yakaladık. Lan ne fark eder ya? Dönüyor mu dönüyor pedal? O değil de benim bisiklet bir haftadır otogarda ya. Daha bisikleti kilitledim, kaldı orada. Aydın'a gittim geldim. Ben sadece onu otogara gider gelirken kullanıyorum. Yani o da mantıklı. Ama yağmurda falan kalmıyor. Yok, üstü kapalı kilitlediğim yerin. Geçen hafta ben Amos yaptım. Çok güzelmiş Amos ya. Amos, Yunus tarafı değil mi zaten? He. Ama Amos'ta öyle bir manzara var ki. Hani Datça'dan daha kıyak manzara var. Hayır, Amos dediğin turuncu şakası değil. Turuncu geçiyorsun. 10 kilometre ilerisinde. Ya turuncu iniyor mu? Olan daha devam ediyor. Evet. Ha. Bayıra varmadan. Git git. Ya da benim videoları izle, heves edersen öyle git. Ne yapayım? Bu arada yalnız bana gidelim. Tamam. Pazartesi ayarla kendini. Pazartesi yokum ben. Haftaya iyileşirsen ay uydururum sana. Abi nerede anlaşıyor sattığın kötüye? İleride. 10 kilometre ekliyorsun ha. Sonra bana kızıyor. Çok var değil mi? 2 saattir gidiyorsun, sonra bana kızıyorsun bak. Kilometre ekliyorsun. Bu sürekli kendisi oluyor. Burada hep ördekler var ha. Bak, gördün mü? Sıra sıra. Hadi be. Bak, önemli bilgi, değerli bilgi bu. Sen videoda satarsın bunu. Arkadaşlar şu gördüğünüz ev Rauf Tektaş'ın. Buraya muhtemelen ben bir daha bulamadım. İçmeler nedense hep karıştırıyor. İçmeler gece farklı oluyor. Gündüz seçiliyor da. Gece ben de girdim bir afallıyorum. Neredeyim lan ben? Hangi sokaktayım? Bizim yanlışlıkla motorla geceliğin geldim buraya. Kayboldum. Şey yap abi, Kerteriz'i bisiklet yolu olarak al. Bisiklet yolu seni saate götürüyor. Motorla girdiğin için. Tamam, bisiklet yolunun kenarından git. Bak, girersiniz. Ama biz adama söylemedik ya. Ben o jete hep dönüşle giriyorum. Giderken ben de girmiyorum. İleride hem Şok hem Migros var. Önce sağımızda BİM var. BİM'i teyit geçeceğiz. Solumuzda Şok var. Az ileride de Migros var. Abi! Sen yakala. Yoksa kaptırı gider o. Cem atak çekti. Arkadan yetişmeye çalışıyorum. Cem'in atağına karşılık veremedim. Cem benden önce girdi. Hadi ben sizin bisikletlere bekleyeyim. Siz girin gelin. Ne içiyor? Ben hiçbir şey. Niye? Boğazım kötü. Sudan başka bir şey içmiyorum ben. Üstüme şimdi rüzgarlık yiyeceğim zaten. Bir bira içeyim mi? İyi de ben yok. Yok ki bende. Zaten çok da bir şimdi Şok'un önündeyiz. Cem ve arkadaşını bekliyorum. Rüzgarlığımı giydim. Fermuarını da çektim. Çeneme kadar. Konuş, duymuyorum seni. Ne yapmalıyım? Otobüsüne kaçacak halim yok. Ne yapmalıyım o zaman?
Yok, ben de keyfe keder gezmeye çıktıydım zaten. Yuh, bu ne? Ev alışverişi gibi olmuş bu ya. Taşıması zor olmayacak mı onları? Şundan mı? Ne? Vallahi bak bir şey olmasaydı. Az önce çektik falan. İçerseniz. Şey mi? Sevmiyorum. Şurup gibi geliyor bana. Onların kokusu tadı. Abi ne yapıyorsun? Dur bir şey düşünemezsin. Geçen sen bir şeylerle uğraşıyordun ya. Datça yolunda. Bisikleti. Yanımdan iki tane yarışçı geçti. Takip ettiğim insan. Biri Mehmet Çakar, diğeri Ayla Gökmen. O kadın o sürüşte Datça'daki bütün komları topladı. Tırmanış komlarının hepsini aldı. 19 tane kom aldı o sürüşte. Şey var Strava'da, dikkat ettim mi hiç bilmiyorum. Historic effort diye bir şey var. Duydum da. Yani sporcu da. Performansı, nabzı, o bu şu değerleriyle, verileriyle çok delileşet. Yarış performansı gibi bir şey yaparsa orada historic effort çıkıyor. Ve puanı yükseliyor. O kadının o yarış, o sürüşte 250 mi neydi? Köpek gibi basıyorlar, köpek gibi sürüyorlar. Onları gördüm, heyecanlandım. Şey var bende, zincir kısa kalıyor. Ruble'de en küçük, en büyük dişliğe geçtiğimde, yani en küçük vitesteyken ayna kolu büyüğü alınca tak kilitliyor kendini, zincir kısa geliyor. Çeviriyorum ben de amele gibi. Çözeceğim diye uğraşıyorum. O an onu görmüşsündür sen. Ya bir şeyler olmuş ya. Değiştir abi zinciri. Zincir ruble ikisini bir değiştireceğim. Yıpratayım diye uğraşıyorum işte, sürüyor. Sıkıntı ufak değil mi? Ufak olabilir. Kadrosu bir tık ufak. Arkadaşımın kadrosu. Ucuza buldum, aldım. Bu tam benlik kadrosu aslında. Benim gibi böyle minik adamlara göre. Alıştım ama ya ben. Kadromla barışırım. Senede zannettim. Özel bir şey değil mi? Karbon, kadro. Hafif. 0'ın almaya param yetmedi. İkinci el aldım. Ya bisiklet böyleymiş ya. Bu bisikletmiş. Ben daha önce bisiklete binmiyormuşum. Ne oldu? Şeyden haber çıktı mı? Dava devam ediyor. Rapor. Heyet raporu. Onu bekliyorum. 6 ay bitiyor. Bu ayın 27'sinde. Kazadan 6 ay sonra kalıcı olarak ne hasar var? Onun tespiti yapılacak. Onunla birlikte sigortaya başvurulacak. Vekaleti verdim arkadaşa, takip ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Zamana yayacağız artık. Bir yıl falan var. Sonuçlanmasın belki. Sahile girelim. Orada şeyler tutmuştur. Ben de kahve içeyim. Sen de işin yoksa gel. Sizle oraya kadar eşlik ederim. Oradan içmeler limana girelim. Geri dönerim. Çünkü gün batmadan bir tur daha atmayı denemek istiyorum. Gücüm yeterse. Nereye yapacaksın? Aynı içmeler git gel. Bu da gidiyorsun ya. İçmeler gidip gel. Abi. Ha şurası turuş. Bacakta güç yok. Boğaz kötü. Şurada çok kötü bir ağrım var. Abi şey, benim evde sıkılıyorum, ne yapayım? Yürüyüş yap işte, böyle durumlarda. El kırıkken yürüyordum, 6 saat yürüyordum, 30 kilometre. Sıkıntıdan. Bu da ağır şey. Ne yapayım arkadaş, hayatımdan bisiklet çıktı. Elim kırık, hiçbir şey yapamıyorum. Futbol yok. Onun mental bir olayı vardı yani. Zorlandık.
Oh be, dünya varmış lan. Rüzgarlığı taktım, sıcacık sürüyorum. Oh. Dedim. Dolu. Olabilir abi. Vücut alışkın değilse. Nabız bandı da yok. Kendi durumunu da takip etmiyor. Saat var. Olmuyor mu? Saat veriyi ne kadar sağlıklı yansıtıyor bu? Vermiyor saati var abi. Ha, tamam. Kallaha bir saat. O zaman baksın. İyi değilse insin abi. Orada... Şimdi biz onu ev anlamıştık. Burada restoran diyor. Ya da ben uydurdum onu. Bir şey aslında. Ben öyle diyeceğim. Yani burası. Ha, ben yukarısı zannettim. İkinci kat tamam. Komple diyor. Olabilir. Çamlı köşk. Sayın Rauf Denktaş'ın. Müze şeyler. Olabilir. Bu da bizim cahilliğimiz. Bunca zaman. Ben bisikletle çıkayım oraya. Arkası. Sen de gel video çek burada. Zogu. Ben mi? Hayır ben. Sen evet. Benim bak kamera var mı şu an bende? Ama olmadığı halde bir sürüştesin işin garip yanı. Sen her sürüşte kameraya çıkıyorsun. Abi bu benim sigortam, hayat sigortam. Bak kazada faydasını gördük. Ben Motorola almak istiyorum öyle bir şey de. Insta 360 Ace Pro 2 geldi. Ya, çok güzel. İstiyorum tam motorluk onlar da. Al, pişman olmazsın. DJ Ozmo Action 5'ten daha iyi gece çekim var. Para. Cemil de takılmaca. Cem. Siz o aldıklarınızın 3'te 1'ini yiyebileceğinizden emin misiniz? Ben götürüyorum. Ben götürüyorum. Ha, tamam. Oo, süper. Oğlum, ama Cem taşıyor. Ben turlarda öyle yiyorum. Ben gördüm. Ben verdiğimi aldım şimdi. Yolda birkaç tane yerim ben. Bu tarafa takarsa ya da biz oraya geçersek elimizi uzatıp alabiliriz. Şurada bir düğmeye basıyorsun, koltuk kendi kalkıyor. Doğru, gördüm. Anlat ben de öyle. Anlat bir şey ya.
Tolga dedi al bir tura. Kendi kaçması senin ne faydası alacak sen? Ya, onun verdiği tatmini bilemezsin sen. daha iyisi enduro yapabilirsin. Evet ama. Evet. Burak Uzun'un bisikletleri öyleydi. Sen dağdan aşağı iniyorsan çapınla bakınla bilmem ne, o zaman koltuğu indirmen lazım. Tabii. Bir anda işte adam ağırlığı arkaya vermek için falan mı? He, koltuğu indiriyor ama bak diye. Bisikletleri inmeden ayar yapmayın. Tabii. Yüks olarak. Hani artık koltuğu silahmışlar. Yok oğlum, tamamıyla bir fonksiyon. Teknik bir gereklilik gibi bir şey yok. Ama elektrikli bisikletle adam önünde bir şey mi yapacak? Elektrikli bisiklet masrafı çok oluyor ya. Şeye çıkıyor abi, yani yukarı yokuşa çıkıyor, kendini yormuyor. Evet. Aşağı şey değil, o adamlar normalde zaten teleferikle falan çıkıyor. Doğru. Bana dedim 100 kilometre yapıyorsunuz. Şunu dedi, aldı bir tamam, duralım bir yerde, ayrı gömersin. Şurada gemilerin yanaştığı yer var sağda. Taksi botların durağı var. İster oraya girin, ister banklara çökün. Orası taksi botların durağı sağımız. Banklarda solumuzda. Tepeden aşağı yüzeceğiz. He? Tepeden aşağı yüzeceğiz. Olur. Olur mu? Gidebilir miyiz oraya? Tepeye çıkabiliriz. Yürüyerek merdivenden çıkış var. Sorry. Allah'ım edersin ya. Yani adam özür dileyerek evi ezecek. Medeniyet böyle bir şey işte abi. Velidin biri kafa atıyordu benim bisiklete. Kadroya. Anasının arkasından koşa koşa çıktı. Şişt şişt dedim. Durdu son anda. Ama baya böyle 1,5 santim falan kaldı. Gid ona. Değil de. Motorla. Evet. Of. 2 hafta önce Datça'daydım ben, görmüşsündür. Ya bir de şunlar çalsağlı o çalsağlı diye uğraşıyor. Evet, o dengeyi bozar. Sağ taraftayız. Datça güzel olmaz mı abi ya? Kaymak asfalt zaten. Hastasıyım ben o yolun. 3-4 kere anca gidebildim ben daha oraya. Ama görevime gitti ya. Buraya ne kurtar. Tabii. Büyük lüks. Kaçta gittin? Mesele o. He? Gündoğumu mu? Günbatımı mı? Ay böyle. Ha öden sonra. Güneş tepen aldın yani. He 2-3'te. Motorla gidiyorum lan. Ne? Ben günbatımı oradan döndüğümü hatırlıyorum. Arıyor abi neredesin? Bu Datça değil. Bugün arıyor neredesin? Hiç ben arıyorum. Hayat bana gel. Ama bundan çok kişinin haberi yok. Videolar olmadığı için. Evet. O Datça'nın videonu çekmedin mi? Videonu çektim de. Şeyde bir sıkıntı oldu ya. Ses senkron. Mikrofonla. Sesi ilk başta çıkmışım şöyle bir 15-20 kilometre. Doğru ayarda gitmişim aslında. O an yanlış ayarda diye ayarı değiştirdim. Hadi. Sonra yanlış ayara geçmişim. Şey yok mu sende? Hem kamera kendi içine hem de mikrofon haricen iki ses almıyor mu? Yok. Kamera zaten alsa berbat bir ses olur. O zaman çünkü Ace Pro lazım sana. Ace Pro 2 bunu yapıyor. Hem kamera kendi içine alıyor hem de harici mikrofon. Ya bana şey lazım yani. Harici zaten sıkıntı yok. Benim mikrofonlar güzel kaydediyor. Ben şey isterim. Geçen defa gittiğimde çok sessizdi. Ne motorun gürültüsünü almış, ne arabaların gürültüsünü almış. Rüzgar önlemi aktifse? Yok, hiçbir şey aktif değil. Al. Ben çok böyle şey geldi, suni geldi o bana. Hı, yapay. Motor gürültüsü lazım buna. Tabii. Motorun içerisine şey koydum, mikrofonu. Kaskın içine. Koltuğun içine, koltuğun altına. Oha. Sadece dedim motor şeyini kaydetsin. Yuh. Gürültüsünü kaydetsin. Çift mikrofon, anladım. Ama
ayrı kanallara kaydedecektim. İlk başta ayrı kanallara kaydetmiş. 20-25 kilometre. Anladım. Sonra ben değiştirince aynı kanallara kaydettim. O zaman yani sesim de motor sesi birbirine sesi giriyor. Çöp etti. Aynen öyle. RG mikrofondaki güzelim ses piç oldu. Nereye, buraya mı gidiyorsun? At lan, at. Yok, şöyle çıktım. Ha, ben anlamadım. Ama kaldım ben böyle. Ses atmadım. Senin kızın bisiklet seni yoruyor. Yok, aa, yalancı da onu bana götürdü. Bir yetesi ben buraya götürdüm. Ha, patron burada. Biz muhabbet ede ede geliyoruz ya. Takıldık bir orada. Yokuşta. Aa, çok yoruldum ya. Kim şuna? Bayağı. 6.8 kilo. Sulukta 1 litre su var. Sulukla ağırlıkta o. Şefin bisikleti de güzel ha. Canavar gibi. Şu. Tam bir MTB. MTB 4 yıl sürdüm abi ya. Chrome XJ1000 15 kilo mu ne? MTB dedim böyle olacak. Bin bakalım. Bin. Temiz ama ya. Sen anlarsın. Tamam, benimkinden hafif. Chrome'dan hafif. En az 3'te 1 hafif. 11 kilo. 11 diye. Böyle bir şey. Net hafif. Saat ilerledikçe burası daha da güzelleşecek evet. De. Bank lazım buraya. İçeceksen hiç kanka olma. İçecek mi? Ben yok yok. Ver ya, iç ya. Cidden iyi değilim ya. İçmiyorum şey, ben. Enerji içeceğim. Ama son... hiç içmiyorum ben. Hiç içmiyorum. Tercihen içmiyorum. Ben ilk defa içmiyorum. Ben kokladım. Bilmiyorum, bir boka yarıyor mu da. İyi geldi yani. Hapla içmeyi ben diyorlar sanki. Ben ilk defa içtim. Hatta... Siz neyin peşindesiniz ikiniz? Onlar... Şu an tetiklenmişler bak bir şeyi. İkinci ne? Ha şurada. Anlamadım ben neyin peşindeler. Aa, üçüncü geliyor bak. Bunlar bir şeye kilitlenmişler. Valla gırgırına takılıyordur ya. Teşekkürler vallahi. Çerezim falan her şey var yanımda. Çıkmadan da sağlam yedim. Buna benzer bir bisiklet Bahadır'ın orada var. Tolga'nın orada bisikletçi, Velona bisikletçi. Kazadan sonra oraya bıraktıydım ben. Bir iki hafta yattı orada. O muydu acaba? Olur, servis görüyordu. Ben binemiyordum, süremiyordum. Satılık diyordu bana. Ha, benzerini sattılar. Geldi gitti, tamiri gördü. Bu çok tercih edilen, alınan satılan bir model zaten. Bunların boyu oluyor mu yarış bisikletlerinde? Tabii. Küçük geldi gözüme de. Kadro boyu. Kadro boyu ufak. Dolma teker gibi. Sana en azından 54 ya da 56 lazım. Tekerler Continental 28 inç. Yol lastiği. Alman malı. Şey ama değil. Dolma lastik değil değil mi? Değil değil. Değil normal. Alman malı el yapımıymış. Üstünde öyle yazıyor. Ben onun yalancısıyım. Handmade yazıyor. Plastik çok şey fark ettiriyormuş. Değiştirince anladım. Yol tutuş falan, hissiyatı çok tatlı. Hamuru falan bayağı güzel. Continental mi? Continental tabii. Ben dünya parasını verdim ona. Benim de değiştirmem lazım da. Değiştir abi, önemli. Yol tutuş ya. Fren. Freni de etkiler. Sıfır ne kadardır? Sıfır 100 bin liranın üstünde. Alınmaz yani. Abi sen bunu satsan, nereden baksan... 40. Eder mi? 40'tan fazla edebilir belki. 40-50. 0'a 50 lira. Tamam. Gerçi ben 3 kere bindim daha bunu. 50 lira değildir bunun 0. Daha pahalıdır.
değil. Pahalanmıştır ya. Decathlon'un kıçı kırık Rock Rider'ları 20 bin, 30 bin. Abi Rock Shox havalama aşağı var. Deore Shadow şey var, aktarıcı var. Arkada tabak gibi Ruben var. Hakikaten şimdi. Ben onu yeni gördüm la. Önde tek ayna. Selen zaten hayvan gibiyim. O Selen kendini taktı. Pedalları kendini taktı. Ya tamam eyvallah, onları kendini takmış ama şunlar Crank Brothers galiba. Nasıl biliyorum ben? Şey beni benden aldı ya, çok keyifli yokuş çıkılır. Onun çıkan üstüne... çıkıyor da işte ben çıkamıyorum. Yok, bunda da çıkılır. Ama şey... Ne ya, boşa döner bu ya. Ama çok gergin şu an. Yani arka aktarıcı. Can çekişiyor. Çok tatlı ya, çok kibar. Tek aynak ol. Ufak. Ya şimdi Tolga canımı sıktı. Bu sana gelmez. Sen bunu kullanamazsın. Ya sana yok bu fazla. Şeye gideceksen. Bak asfalt için çok fazla. Ha yok ben... İşte o gösterdiğim toprak yolları bilmem ne. Zatlar zutlar oralara gireceksen 10 numara. Hakkını veremezsin yani. Dur. Sana şunun erkek versiyonu Halil'e yani. Buralara eğer gezeceksen. Bu 36'lık mı bu lastik? Kaçlık bu? Çok kalın. Kalın. 29-225. Ben anlamadım, oraya baktım. 25 yazıyor mu? 225.